Palamutların pişmiş olarak geldiği, bu kadar da temiz kalplilik olamaz. Az önceki videomda palamutu kesemediğimi, parçalandığını söylemiştim. Eşimi bekliyordum işten dönmesine ve eşim işten gelirken ne getirsin? Pişmiş palamut. Yani yüreği temiz, kendi güzel kalpli arkadaşı Zerrin kardeşimiz balık pişirip ablasına göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun diyorum. İşte insanın kalbi neyse güzelliği o çıkıyor demek ki karşısına. Videomda konuşurken aynısını balığı nasıl berbat ettiğimi, dolaba koyduğumu söylemiştim. Yeniden alıp temizleyecektim ama pişmişi geldi. Bu geceki menü balık oldu. Boran'a kızartma koyacaktık. Değiştirdim menüyü. Hemen balıkları biraz üzerine sıvı yağ sürdüm. Ve palamutlarımı fırına veriyorum. Isıtmaya. Zerrin kardeşime de tekrar teşekkür ediyorum. Ablasını düşünüp gönderdiği için. Palamutlarımı fırına verdim. İster gibi ısınsın. Ben de biraz yanına soğan doğrayacağım. Domates sos çıkaracağım. Eşimle birlikte güzel güzel akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Balığın yanına şöyle vişne oşapı yapıyorum. Kavanozumu açtım. Soğuk su, şeker. Burada da domates sosum. Balıkla güzel gider. Soğanımı da doğradım. Mis. Balığın yanı acılı domates sosumdan çıkardım. Ekmeğimi de kestim. Tabaklarımı da hazırladım. Burada da hoşafımı yaptım. Ve bu bardaklara koyacağım. Kulplu daha kolay. Balığı ne kadar istemesek elle yiyeceğimiz için bardaklara öteki türlü tutulmaz. Bunlarla kolay olur işimiz. Dolduralım bakalım mis gibi o şafamızı. Mis. Bu gece menü eşimden diyelim. Zerrin kardeşimden. Balığı gönderince benim menü değişti. Öyle o şaplarımı da koydum. Balığım da ısınsın. Masamı hazırlayacağım. Balıklarım ısındı. Servisini yapıyorum. Mis. Balıklarımı servisinde yaptım. Şöyle birkaç dilim limon ve tabii ki soğanlarımı güzelce yıkadım. Acısı gitsin. Ovaladım ve götürüyorum. Sosumuzdan da koydum. Bu şafımdan da ekmeğimiz tabağıma alıp geliyorum. Balıklarımı masaya getirdim, palamutlarımı. Şu görüntüye bak. Mis. Acı sos yanına. Bu şafımdan da koydum. Ve tabii ki buradaki balıklarımız da sıcak sıcak bizi bekliyor. Ve Zerrin kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Elleri dert görmesin. Çok güzel pişirmiş. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşimle bana da afiyet olsun.